Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Genç kuşağın çok güçlü, çok yetenekli oyuncularından biriyle birlikteyiz. Onu çok severek izliyorsunuz. Şimdi biraz daha yakından tanıma fırsatınız olacak. Hem empati yeteneğini hem kendi ağzından kendi hikayesini yer yer dinleme fırsatı bulacağız. Erkan Avcı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Erkan'cığım? Teşekkür ederim. Çok keyfim yerinde. Teşekkür ederiz. Böyle çok yoğun çalıştığınızı biliyorum Kızıl Goncalar'da. Zor, zahmetli bir proje. Çok da severek izliyorum onu da söyleyeyim. Çok beğenerek izliyorum. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor abi. Buradayım. Önce şunu söyleyeyim. Böylesine yani izleyicisi olduğum bir programın içinde olmak benim için çok keyifli. Eyvallah. Seni ben çok uzun yıllardır tanıyorum. Ekrandan da değil tiyatrodan tanıyorum. Evet evet biz... Diyarbakır'dan bile sen küçüktün ben büyüktüm ama arkadaş sayılırız. Sonrasında tiyatro arkadaşıyız. Evet. Ondan sonra tiyatrodan Eskişehir'den yaptığın oyunla abi tanıdım seninle. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Keyfim çok yerinde o anlamda. Çok sevindim. Bizim programı izleme şansın oldu mu? Birçok bölümünü. Ben izleyicisiyim abi. Empati programını çok severek izliyorum. Çok tatlısın sağ ol. Müthiş program. Oyuncular ve yazarlar çok güzel giriyorlar bu oyuna, empati oyununa. İş bu, meslek biraz İş, da bu. Evet, evet. Yani onlar zaten empati üreticisi. Sen de bir empati emekçisisin aslında. O yüzden seninle de çok iyi vakit geçireceğimize inanıyorum. Tiyatro var mı bu aralar? Onu da sorayım başlamadan. En son şeyden önce, Covid'den önce yaptım. Dastas'ta Timsah diye bir oyun yaptım. Tek kişilik mi? Yok, dört kişilik bir oyundu. Sen mi koydun? Oynuyor musun? Mert Fırat koydu. Mert koydu. Volkan Yosunlu ile beraber. Çok güzel. Hazal Türesen, ben Ferit oynadık. Sonrasında şey girince, Covid girince ara biraz bende mesafe oldu. Sonra arkasından iş olunca biliyorsun tiyatro yapmak zorlaşıyor abi. Evet. Şu an istiyorum ama biraz böyle etkili. Bunu ben de çok rahatsız olarak söylüyorum. Bir hayat şartları nedeniyle bazen tiyatro ikinci sırada oluyor. Aslında hep gönlümüzde birinci sırada. Evet. Dastas da ne kadar güzel bir soluk oldu değil mi İstanbul için? Kesinlikle. Yani biz ilk açanlardanız oraya, ya inşaatken biz premier yaptık neredeyse orada. Ataşehir'de mi? Ataşehir'deki yerde. Ben de orada Uyarca yaptım sonra. Yani çok güzel bir yer. Çok güzel. Ama onlar taşındılar. Şimdi Ataşehir'de başka bir yerdeler evet. Galiba değil mi? Evet. Bu irili ufaklı tiyatrolar beni çok sevindiriyor. Sen ne dersin? Yani merdiven altında bile genç kardeşlerimiz risk alıyorlar. Dünya kadar zahmete katlanıyorlar. Seyircinin orayı bulmasını sağlıyorlar. Orada adres olarak kalıyorlar filan. Ödenekli tiyatrolar dışında İstanbul'da, özellikle İstanbul'da tabii, başka yerlerde daha çok ödenekli tiyatrolara seyirci kalıyor ama buralarda biraz daha şey var, alternatif var. Bu da çok iyi bir şey. Abi yani şey gibi galiba biraz hani tiyatro sanatta ekonomik büyüklükten ziyade fikirsel büyüklük kıymetli olduğu için. Tabii. Yani o küçük yerlerde yapılan tiyatronun ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomi küçük, fikir büyükse gene bir zorluk oluyor ama. Muhakkak tabii yani, ki mali külfetli bir iş bu sonuçta. Hem bari. Külfetli hem o hacimde yerler bulamıyorsun. Daha böyle diyaloğa dayalı oyunlar oluyor daha çok, konuşmaya dayalı ben oyunlar. Ben tiyatro hani hayatını değiştiren insanlardan biri olarak öznesiyim ben bunun. O yüzden hani hep şey söylerler ya. Sanat işte insanı eğitmede, geliştirmekte, dönüştürmekte çok kıymetli bir şeydir diye. Ama bunu bu hayatta realize olmuş halini çok görmediğimiz sen zaman... Sen vücut bulmuş halisin. Diyarbakır'dan ben çıktın. Benim yani. Oradaki bir sürü çevrem arkadaşım öyle. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu bu anlamda bizim için çok dönüştürücü bir yer oldu. Bence şehir tiyatrosu da. Şehir tiyatrosu zaman da. Zaman zaman şeye uğrasa da, kesintiye uğrasa evet. da. Çok Diyarbakırlı, çok gerçekten Diyarbakırlı bir tiyatro. Devlet Tiyatrosu'nun Diyarbakırlı olması da bir zaman aldı. Muhakkak. Orayı anlamak, kavramak filan. Ama tabii şehir tiyatrosunu Diyarbakırlı kardeşlerimiz kurduğu için orası da çok has, aynen güzel öyle. Bir kale oldu yani aynen kültür öyle. Sanat için. Senin de o sürecin hediyelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Başka sadece oyuncular benim da var. Bir sürü oyuncu hatta var. Sonrasında Uğur Çınar benim çok yakın dostum aynı zamanda 7 yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun artık müdürlük yaptı. Yaptı evet. Oradan yetişip müdürlük yani. Yaptı orada. Yani sanatın ya da tiyatronun insan hayatını bu kadar değiştirip dönüştürmesinin. Çok. Öznesiyim ben. O yüzden çok önemsiyorum çok. Küçük aynı şeyi Eskişehir için de söylüyorum. İzmit için de söylüyorum. Yani buralar Mersin şimdi çok şehir tiyatrosu. Erzurum keza öyle. Erzurum Devlet Tiyatrosu. Orada şehir tiyatrosu var mı Erzurum'da? Yok, yok diyebiliyorum. Ben şehir tiyatrolarını kastım. Devlet tiyatroları tabii ki zaten hani 49'dan beri bu işleri yapıyor da 1949'dan beri. Evet, döneceğiz bunlara yavaş yavaş. Peki insan sırf intikam almak için mesela kötü bir insana dönüşebilir mi? İnsan muhakkak ki bir süre sonra savaştığı şeye dönüşür. Bir oyunu kaybetmek istemiyorsan abi o masaya oturmayacaksın bir kere. İlk koşulu budur.
Ailen oyuncu olmana nasıl yaklaştı, desteklediler mi? Babam çok haz etmedi bu durumda. Türkiye'de kaç tane müşrik kentler var sanıyorsun diye bir tek cümle sordu bana. Tek problemin akarken doldurmamak. Niye öyle? Mesleğimiz de biraz öyle. Her zaman akarken dolduramıyoruz. 12 ay çalışamıyoruz. Çalıştığımız zaman paramızı hemen alamıyoruz. Kendini 50'lerde, 60'larda nerede görmek istiyorsun? Evlenmiş. İnsan bir yaştan sonra şahitlerini arıyor. Bir nevi kimya ki alim yoktur. Tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşkım. Bu hayatta neyi hiç bağışlamazsın? Galiba vatan hainliği benim için çok önemli bir kıstas. Hikayenin başında senle, sonunda senle konuşuyorum ama arada sen başkası oluyorsun. Onu bir daha hatırlatmış olayım. Ama başlamadan hikayemizin içine olta atmak için bir iki soru soracağım. Onları Erkan'a soruyorum gene. Kötülük nedir Erkan? Kötülüğün de yasaklar gibi bir çekiciliği var mıdır? Yani kötülük nedir çok aslında karmaşık bir soru. İnsan da tabiatı itibariyle. Yani ben her şeyin bir kendi standartları olduğunu düşünüyorum. Aşağı ve yukarı doğru. Yani bir noktada sevgilinin telefonunu açmamak da enteresan bir kötülük olabilir. Birini öldürmek de bir kötülüktür. Onun da kendi içinde sınırlamaları var. Yani biraz geniş bir şey değil mi? Evet, geniş bir skala. Kişiye göre, duruma göre bazen iyilikle de kötülük yapabilirsiniz. Tabii. Yani iyilik kullanarak da kötülük yapabilirsiniz. Ama galiba vicdanın, empatinin ve aklın olmadığı yer. Karanlık ya, ışığın olmadığı yer galiba. Niyetle alakalı bir şey. Sızmadığı yer diyorsun. Ben niyet çok kıymetli bence yapılan eylemde. Ya bir şeyi kötü yapan eylemden ziyade insanın kendi niyetiyle alakalı bir şey. Ben sizi sürekli telefonla arayıp taciz ediyorsam ya da sizi kendime alıştırmak gibi bir manipülasyonum varsa bu sizi soru sormam ya da sizi sürekli alakadar olmam da bir kötü davranış olabilir niyet itibariyle. Aslında kötülük galiba biraz niyetin kendisiyle alakalı bir şey. Niyete bağlı bir şey. Evet, niyete bağlı yani. Eyleme bağlı değil bence, tanımı, niyete bağlı. Tanımı evet, kapsamı öyle. Peki bir çekiciliği de var mı? Onu da sormuştum. İyilik biraz daha öngörülebilir ve alıştığımız bir şey olduğu için. Biraz da zahmetli galiba. Biraz da zahmetli ve zor bir yol. Kötülük biraz kestirme, kazancı yüksek, kumar gibi. Kolayın çekiciliği. O yüzden biraz hani bu kötü olmanın tabii bir belki insanın o iç doğasını gıdıklayan bir tarafı da var. Hani o noktada biraz da bir albenisi olabilir. Yoksa bu kadar kötülüğü nasıl izah edeceğiz? Değil mi? Doğru. Yani. Peki yalnız mıdır kötülük? Yani yalnızlığı da taşıyan bir şey midir yanında? Yani muhakkak bence yalnız başlayıp çok çabuk örgütlenebilen bir şey. Çünkü kazanımı yüksek olduğu için. Güzel. Yani kötülük mü daha hızlı örgütleniyor dünyada? Kesinlikle iyilik kötülük. Mi? Çünkü kötülüğü ben kısa vadede kaybettiğini hiç görmedim. Kötülük kısa vadede her zaman kazanır. İyilik ama uzun çok sabır vadede ve zahmet gerektirir. İyilik sonuçla alakalı bir şey. Kötülük hemen. Yani hemen karşılığını görebileceğiniz bir şey. Paranızı çalarsam hemen onu harcayabilirim. Ama o paranızın peşine düşersem bir polis gibi aylarım alabilir. Ve o ayın sonunda ancak size cüzdanınızı teslim edebilirim. Yani. Şahane bir giriş. Hoşça kal Erkan. Bu güzel cevaptan sonra seni yolcu ediyoruz. 1933 yılında Trabzon'da yoksul bir ailede doğuyorsun. 33. Annen ev işleriyle ilgileniyor. Babansa daha fazla kazanç sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışıyor evi geçindirebilmek adına. Bir yandan başka geçim kaynakları da arıyor ama daha iyi kazanç sağlayabileceği bir iş bulabilmek için gözünü İstanbul'a dikiyor. Trabzon'dan İstanbul'a gelmek niyetinde. Sen 9 yaşına geldiğinde İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Yani yıl 42 oldu, sen de 9 yaşındasın. Sen ilkokulu ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok zor bitiriyorsun ve bu sürecin sonunda tabii aileye destek olabilmek adına okulu bırakıyorsun. Yani tabii derken zaten bırakman lazımdaki tabii değil de yani tabii olarak evet. Daha çocuk yaşındayken kunduracılık yapmaya başlıyorsun. Maddi sıkıntılardan dolayı bu kadar küçük yaşta 9 yaşında çalışmak zorunda kalmak nasıl bir duygu? Ne hissediyorsun? Çok sıradan bir duygu bence. Çünkü 1942 herhalde 1. Evet. 2. Dünya Savaşı yılları zaten. Her şeyin karneyle ekmeğin bulunamadığı zamanlar. Bir kere o dönemki habitat böyle zaten. O yüzden hani 2024'ten baktığımız zaman herkes geçim derdinde mi? Herkes geçim derdinde. Yaşamak bir yoklukla bahsediliyor. Benim için sıradan bir durum. Tabii ki çalışacağım. Tabii ki çalışacağım ve bunu yapmak durumundayım. Bir yani. Okul çocuğu olmayı tercih etmez mi? Muhakkak ederim ama olmamayı da çok fazla dert etmem diye evet. Düşünüyorum. Çünkü hayat çok gerçek akıyor dışarıda.
20 yaşına kadar kunduracılık, dökümcülük ve kuyumculuk işlerinde çalışıyorsun. Bir gün Beyoğlu'nda dolaşırken Yeşilçam'ın kötü adamı Sadri Karan'la karşılaşıyorsun. Seni yolun ortasında ansızın durduruyor ve sana bir film çekiyoruz. Senin fiziğin bu role çok uygun, oynar mısın diye bir teklif sunuyor. Sadri Karan'ı karşılaştığın o ana kadar sadece filmlerden tanıyorsun. Sana böyle bir teklifte bulunmasına şaşırıyorsun. Sinemaya ilgin yok. Kuyumculuk yapmaktan da mutsuz değilsin. Yani aslında fena değil durum. Yolunda gidiyor yani. Her şey aslında. Evet, evet. Ne yapacaksın? Kabul edecek misin? Düzenli bir işin varken böyle bir maceraya atılmak. Yani çok heyecanlanırım bir kere. Öyle mi? Beğenilme duygusu da beni çok mutlu eder. Sonra ne kadar kazanabileceğimi sorarım. Fark edilmek değil mi önce? Tabii ki yani bir kere hani böyle bir oyuncu tarafından beğenilmek ve bu işin uygun olduğumu söylemek çok hoşuma gider. Sonrası için bir denge meselesine bakarım ekonomik olarak ne kazanabilirim. Tartmam lazım diyorsun. Evet, tartarım yani. Çünkü mesele geçim esasen. Muhakkak, hala geçim. Bu teklifi kabul ediyorsun ve sete gidiyorsun. Sette bir figüran eksik, ekip bekliyor. Sana bu esnada ne yapacağını anlatıyorlar. Fakat anlattıkları rol sana az geliyor. Dakika bir, selamun az aleyküm. Geliyor. Yine de işini yapıyorsun ve YMI olarak 5 tane 50 kuruş alıyorsun. Veriyorlar yani. Bu para senin kuyumculuk işindeki kazancının yanında hiçbir şey etmiyor. Gururuna yediremediğin için de parayı kabul etmiyorsun. 2,5 lira alıyor aslında yani. Evet. Yani onu kabul etmiyorsun. Ama figüranlık yapmak hiç aklında yokken içine büyük bir oyunculuk ateşi düşürüyor. Bu durumu onur meselesi haline getiriyorsun. Kendine bir gün ben bu işi öğreneceğim ve sokaklara adımı yazdıracağım sözünü veriyorsun. Muhtemelen o sokak da Beyoğlu. Ve bu sırada henüz 21 yaşındasın. Niye oyuncu olmak istiyorsun? Kuyumculuk yetmeyen ne yani kuyumculuk konusu? Bence bir hayale ortak oldu ve hiç bilmediği bir şey. İyinin içinde düştü bir anda. Öyle olur ya abi zaten. Böyle o bir an artık o oranın bir parçası olduğunu gördü kendi. Ben öznesini kullanıyorum. Ben oranın bir an parçası olduğumu ve daha önce içimde hiç uyanmayan bir şeyin uyandığını gördüm ve artık onunla baş edemiyorum. Yani o baş edemediğim şeyle yani diğer tarafta... İstila mı etti seni? İstila etti. Aşı tuttu. Artık evde yatamam, sabah kalkamam yani. Bunu yapmam lazım. İşi yaptın, parayı niye kabul etmedin? Daha fazla hak ettiğimi düşünüyorum. Kendimdeki potansiyeli de uyandırdı bence oradaki o durum bende. O potansiyelin hakkının bu olmadığını düşünüyorum ve bunu karşılığını almak için de elimden geleni yapacağım. Ya bu göze batan bir şey yaptım diye kaygılandın mı hiç acaba? Yok, bence beni görmediler diye kaygılanmışımdır. Güzel. Kendine verdiğin bir gün sokaklara adımı yazdıracağım sözünü tutabilecek misin sence? Yoksa bu söz o anki öfkenin bir yansıması mı sadece? Bugün buradaysak yazdırmışımdır. Bu hikayedeysek diyorsun. Evet. Öyle mi? Kendine verdiğin sözü tutmak için kuyumculuğu bırakıyorsun. Yeşilçam setlerine başlıyorsun. Sabahlamaya başlıyorsun oralarda. Tam 3 yıl boyunca tek bir rol bile bulamıyorsun. Sabırla beklediğin bu 3 yılın sonunda 1956 yılında sana kısa diyaloglu bir rol geliyor. Neriman Köksal'ın fedailerinden birini canlandıracaksın. Ertesi sene de seni aynı biçimde geçiyor. Çok az rol var. Kuyumculuğu bıraktın, herhangi bir gelirin yok, gününü kurtarmak için yaşıyorsun. Sinemada oyunculuk yapmak uğruna 3 yılını verdin, vazgeçmeyecek misin? 3 yılımı verdikten sonra artık kat ettiğim mesafe geri dönmekten daha zor. O yüzden... Biraz da kolay bir gurur meselesine çabuk geçen birisisin galiba. Ne diyorsun? Bence gurur gibi başlayan şey gurur olmaktan çıktığı zaman içerisinde yapabileceğime inanmaya başladım süreçte. Ülkeye dönüştü diyorsun. Evet. Hı. Peki, vazgeçmiyorsun. Geçim sıkıntısı yaşamana rağmen aklına koyduğunu yapmaya kararlısın. Bir yıl daha uğraştıktan sonra nihayet sinema dünyasına adım atıyorsun. 1958 yılında 5 ayrı filmde rol alıyorsun. Artık tünelden Galatasaray'a çıkan kalabalık içinde yürüdüğünde insanlardan bazıları sana selam veriyor. Seni bir iki filmde gördüklerini hatırlayabiliyorlar ama bu da sana yetmiyor. İstiklal Caddesi'ndeki şöhretinin oyunculuktan değil, muhtemelen kuyumculuktan geldiğini fark ediyorsun. Selam verenlerin çoğu senden ya nişan yüzükleri almış insanlar yahut bilezik filan nikah yüzüğü. Bu bir hayal kırıklığı mı? Sinir bozukluğu diyebiliriz çok düz bir şekilde. Yani hani tabii oyuncu yani şöyle bir şey olabilir muhtemelen oluyordur. Oluyor bende. Evet.
şey için beni beyaz perdeden görüp yanıma gelmelerini çok isterim ve istiyorum. Bunun böyle olmadığını görmek biraz üzüyor, biraz da sinirlendiriyor açıkçası. Ama günün birinde bunu başarabileceğime ilişkin hala umudum var. Üçüncü yıl için bu yüksek duygular normal mi? Aslında üç yıl daha az zaman değil. Çünkü değil mi? Kuyumculuğu bıraktın yani. Oradan gelen paradan vazgeçtin. Bu yükseklikten ziyade bende bir kemik duyguya dönüştü artık. Hani onun yüksekliğiyle alakalı değilim artık. Yani o benim için normalleşmeye başladı bunu istemek. Doğru. Peki hayata karşı hep inatçı mısın sen böyle? Bu konuda çok inatçı oldum özellikle. Burada bir gelecek görüyorsun açık seçik. Ben hayatımı bundan... Ya ömrüm boyunca galiba şöyle bir şey oldu. Bazen kimsenin sizde görmediğini siz kendinizde görebilirsiniz. Bence kimsenin bende görmediğini ilk defa ben kendimde gördüm. Ve inanıyorsun. Ve ona inanıyorum. İstiklal'de yürüdüğün bir gün Galatasaray civarındaki bir vitrini seyretmek için duruyorsun. O sırada gördüğün bir kızdan çok etkileniyor. Gözünü ondan alamıyorsun. Bakışlarını fark eden kız senden biraz korkuyor ve hemen oradan uzaklaşıyor. Sen kızı Taksim'e kadar takip ediyorsun ama bir noktadan sonra kız gözden kayboluyor ama yüzü aklına kazınıyor. Aradan bir yıl geçiyor. Sen ufak tefek rollerde oynamaya devam ederken abartısız oyunculuğun ve sesini kullanışındaki ustalık dönemin ünlü bir yönetmeninin dikkatini çekiyor. Seni oyuncu kadrosuna alıyor. Yani ana kadroya alıyor. Bu sayede Yeşilçam'ın vazgeçilmez kötü adamlarından biri oluyorsun. Parasızlık derdin kalmıyor. Yoldan geçen insanlar artık seni pekala tanıyorlar. Kısaca kariyerinin zirvelerine doğru gitmektesin. Tanıyorsun, mutlu musun? Şimdi başka kaygılarım başladı tabii olarak. Bahset artık bize biraz. Tanınmak ilk zamanki kadar kıymetli değil o anlamda. Tabii ki önemli bir şey. Artık başka dertler mi var? Evet, artık mesleki dertler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü işi iyice öğrenmeye başladım. Artık sorumluluklarım büyüdü. Bu işi daha iyi nasıl yapabilirim gibi bir bela geldi başıma. Şu daha iyi oyuncu olmak derdim, istiyorsun. Derdim günüm o oldu artık yani. Evet. Bu da bir meseledir. Bu da büyük mesele. Yeşilçam'ın kötü adamı olarak şöhret olmak ister misin peki? Yani bu kötü adamlık bir kariyere dönüşürse razı mısın? Çok üzülüyorum sadece öyle anılmaktan. Yani net olarak. Yılları unutmayalım. Evet. Yılları unutmayalım. Değerli, kıymetli, evet, aslında. Yani insan, evet. Bir yandan da başka şeyler de oynamak istiyorum. Evet, doğru. Bu kez şimdi farklı şeyler oynamak gibi bir derdim var. Biraz bununla alakalı network oluşturmaya çalışıyorum. Peki çok ünlü bir kötü adam olur, burada başarılı olursan öyle anılmak seni rahatsız eder mi seyirci? Yani yalnızlaştırır mı diye sorayım biraz. Kötü adamlar bir parça yalnızdırlar denir. Evet, karakter oyuncuları biraz öyledir. Evet. Bu bir yerden çok mutlu eder beni. Bir şeyi başarmış olmanın keyfini taşırım içimde. Bir anlamda mesleki yeterlilik olarak da biraz daha skalamın büyümüş olmasını isterdim tabii. Genişlemiş olması, evet. Peki, ayrım gözetmeksizin sana gelen her rolde oynuyorsun. 1960'lı yıllarda 80'den fazla filmde rol alıyorsun. Popülariten artıyor. Bir gün başrol oynadığın bir filmdeki rol arkadaşın yazhane denirdi biliyorsun. Evet. Meraklı bir arkadaşını getiriyor yanında. Sen bu meraklı arkadaşın bir yıl önce Galatasaray'dan Taksim'e kadar takip ettiğin kız olduğunu fark ediyorsun ve oldukça şaşırıyorsun bu tesadüfe. Bir yıl önce İstiklal'de gördüğün ve çok etkilendiğin kız şimdi karşında duruyor. Ne yapacaksın? Onunla tanışıp konuşur musun? Belki de bu bir kader mi? Hemen kader olduğunu düşünürüm bir kere. Kuyumcu oldum aklıma. Öylesi güzel değil mi? Öylesi daha makbuldür insanı kendi evet. için. Yani bir şeyi biraz aşk haline dönüştürmek için biraz büyü tozu serpmek gerekiyor ya. O büyü tozu zaten ayağıma kadar gelmiş hali hazırda. Bir de kuyumcuyum da. Yani oradan anlarım bir bilgi... kıymetli şeylerden evet, anlıyorum yani diyorsun. Evet, elmas gibi duruyorsa karşımda direkt onu parmağıma takmak isterim yani. Çok güzel. İşinde çabaladın, başardın. Aşkta da böyle olur mu sence? Önce işinin peşinde koştun. Daha sonra beğendiğin kızla tanışmak için peşine düştün. Sevdiğin şey çabalamakla olabiliyor mu? Çabalamakla da oluyor, çabasız da oluyor. Çabasız olanın çok fazla kıymeti olmuyor sadece. Emek çok... Burada belirleyici öge bence. İnsan emek verdikçe aynı zamanda bağlılığı da artıyor. Sen bu genç yaşta bütün bunları biliyorsun öyle mi? Biliyorsun yani. Bilgiyle değilse bile halledebilir ya insan. Yani hallebiliyorum bütün bunları yani. O yüzden onu ilk gördüğüm zaman da bunun benim için normalin dışında bir
tanışma ve bir akış olduğunu hemen hissettim. Kalbimde pırpır ediyor. Tesadüf değil, tevafuk evet. gibi evet, bir şey. Aynen biraz, öyle. Evet, aynen öyle. İş çıkışı bütün cesaretini toplayıp rol arkadaşına ve beğendiğin kıza Boğaz'a gitmeyi teklif ediyorsun. O da büyü tozu mu acaba Boğaz kısmı? Biraz özgüven de geldi artık. Oyuncu olmamdan kaynaklı bir rahat bir tavır da var üzerinde. Onun da rahatlığıyla açıkçası konuşuyorum. Biraz da Boğaz'ın büyü tozunu kastediyorum. Tabii cebimizde yani. Para da var. Vardır, çok şükür. Boğaz'a da gidebiliriz. Bakalım ne olacak. Ve Boğaz'da geçirdiğiniz o güzel akşam güzel bir arkadaşlığın başlangıcı oluyor. Bu kızla tatlı bir ilişkiye adım atıyorsun. Artık tek istediğin kızla evlenmek. Kestirmeyecek misin biraz? Biliyordum ama. Yani biliyordun. Onu biliyordum artık. O büyü tozu tuttu benim için. Yani evet. onu karşımda ikinci kez gördüğüm zaman normal bir tanışma olmadığını biliyordum. Ve onu anladım. O. O andan sonra hikayenin artık yazarı sensin. Kader değil diyorsun. Öyle evet. Bir anlamda. Peki sık sık ona evlilik teklif etmeye niyetleniyorsun ama son anda cayıyorsun. Cesaretini bir türlü toparlayamıyorsun. Konuşmaya yeltendiğin her an heyecanlandığın için ne söyleyeceğini bilemiyor ve konuyu değiştiriyorsun. Taksim'e çıktığında herkesin tanıdığı, ilgi duyduğu birisiyken sevdiğin kadına evlilik teklifinde bulunamıyorsun sen. Bu durumu nasıl açıklıyorsun? Hayır deme ihtimalinden mi korkuyorsun acaba? Çok buna hiper istek deniyor ya. Yani bu çok fazla bir şey aşırı istediğimiz zaman her halükarda makineyi bozuyor. O yüzden biraz onu aşırı önemsemem ve onun yüksek voltaj diyorsun. Evet, yüksek voltaj aynen abi. Yüksek voltaj olduğu için hayır deme ihtimali çok öngörmüyorum ama küçük de olsa böyle bir ihtimal var. Beri tarafta mesleğim var. Evet. Yani bunları götürebilir miyim? Yaşım da genç olduğundan dolayı bütün bunlar beni biraz geriyor açıkçası. Oyuncuların medeni cesareti yüksek olur değil mi? Her yerde değil. Her yerde değil. Ha. Sen soruyu hemen anladın. Evet. Bu defa değil. bu alanda çalışmıyor diyorsun. Burada çalışmadı ya. Gönül işleri öyle değil. Evet. Peki. İyi ki değil. Peki evet doğru. Evet. Büyü de orada belki biraz. Kesinlikle. Bir gün sevdiğin kadınla Florya'ya kamp yapmaya gidiyorsunuz. O zamanlar Florya kamp yeri yani malum. Çadırın önünde oturup çadırınız var. Gökyüzünü izlerken doğru zamanın bu an olduğunu düşünüyorsun. Ve damdan düşercesine şu soruyu soruyorsun. Hiç karım olmayı düşündün mü? Müthiş bir soru gerçekten. Hatırladın herhalde. Evet. O kadar heyecanlısın ki bir şey der de duymam diye nefes bile almıyorsun yani bir cevap gelir de kaçırırım diye. Sevdiğin kadın bana böyle bir şey düşünebilecek imkan vermedin ki diye cevap verince dilin çözülüyor. Şöyle diyorsun, şu an cebimde 45 lira var, ne kadar para kazanacağımı bilmiyorum. Bu şartlar altında benimle evlenir misin diye soruyorsun. Kız evet diyor. Aldığınız bu karar ikinizi de çok mutlu ediyor. Sevdiğin kız evlilik teklifini kabul etti. Ne yapacaksın? Bu çadırda mı kalacaksınız arkadaki? Yani öncelikle sırtımdan bir hamal yükü indi. Yani kelimeler içinde o kadar çok büyüyordu ki saçmalamakla konuşmak arasında bir şey söyledim. Ve Allah'tan beni tanıdığı için. Çok şükür. Ve o da beklediği için bana evet cevabını verdi. Dürüst olmayı denedim. Ekonomik koşullarımı apaçık söyledim. Bu işin bir garantisi olmadığını söyledim. O da beni çok hafifletti ve çok rahatlattı. O da zaten her şeyin farkındaydı. Güzel bir şeye başladık. Çok mutluyum, çok mutluyum aynı zamanda. Soru mu? Yineliyorum. Bu arkadaki çadırda mı kalacaksınız evlenirseniz? Onu şu an durumun yüksekliğiyle çok öngöremiyorum ama inşallah kalmayacağız. Bakacağız diyorsun. Evet. Tam 4 ay bu çadırda kalıyorsunuz. 4 ay. Kızı çadırda yatırıyorsun. Sonrasında ise telli duvaklı bir düğün yapıyorsunuz. Sevdiğin kızı gelinlikli bir şekilde ailesinin evine gönderiyorsun. Kızlarının o gün evleneceğini bilmeyen anne ve babası kapılarının önüne çıkıyor ve çok şaşırıyorlar. Sen sevdiğin kızı geleneklere uygun bir şekilde o gün ailesinin evinden gelinlikle alıyorsun. Birkaç sene sonra bu evliliğe bir de evlat dahil oluyor. Bu süreçte sinema kariyerin devam etmekte. Tek problemin akarken doldurmamak. Niye öyle? Mesleğimiz de biraz öyle. Her zaman akarken dolduramıyoruz. 12 ay çalışamıyoruz. Çalıştığımız zaman paramızı hemen alamıyoruz. Hemen alamadığımız için hali hazırda biriken şeyler oluyor. Borçlanarak. Geldiği zaman oraya gidiyor. Dolayısıyla hani sadece bu benim sorunum ve sorumluluğum değil aslında. Biraz da döngünün sorunu. Biraz da benim de problemim senin olmuş de olabilir. Şey. Benim de biraz suçum var. Ama sadece benim suçum değil, onu kabul edemem. Yani onu söyleyebilirim yani. Yani zaten 45 lirayla evlilik başlamışız zaten. Tutarlı bir biçimde devam mı ediyorum diyorsun.
kazandığın parayı biriktiremiyorsun. 1968 yılından itibaren Yeşilçam'da konular, mevzular değişiyor. Toplumsal filmler, toplumcu gerçekçi hı hı. filmler gelmeye başlıyor. Çünkü dünyada da 68 önemli bir dönem biliyorsun. Hı hı. Daha özgürlükçü bir bakış filan. Çirkin Kral, Yılmaz Güney ile birlikte çalışıyorsun. Zaman zaman çektiğiniz filmler sorgulanıyor, cezalar alıyorsunuz. Yani yargılanıyorsunuz hı. daha açıkçası. Ama ödüller de beraberinde geliyor. 1969 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü alıyorsun. Muhtemelen Altın Portakal'dır o. Hı hı. O zaman başka bir şey yok. Adana daha sonra geldi galiba. Hı hı hı. Bir yandan sonra Adana da olabilir Yılmaz Güney filmi olduğu için onlar. Bir yandan sorgulanıp bir yandan ödüllendirilmek. Bu sana ne düşündürüyor? Sence doğru yolda mısın? Kesinlikle doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Neden? Çünkü toplumsal ve derdi olan filmler yaptığınız zaman muhakkak ki karşınızda birileri olacak ki size sağlamasını yapabilin. Karşı fikirler mi olacak diyorsun? Muhakkak öyle. Karşı yani. Fikirler olacak. Yani rutini bozmak için bir şey yaptığınız zaman her zaman karşınızda birilerini görürsünüz iyi ya da kötü manada. Bu filmlerin içinde olmaktan çok gururluyum. Bile isteye buradayım. Böyle bir sinemanın içinde olmaktan da gurur duyuyorum. Yolun kendisinde bu tür dikenler de olacak, oluyor. Bunun da farkındayım. Ben yoluma bakıyorum. Devam ediyorum. Kolay da bir yerden gelmedin zaten. Gelmedim. Çadırda da kaldım hanımla beraber 4 ay. Evet. Babayla beraber zaten 1. 2. Dünya Savaşı yıllarında geldik İstanbul'a. Oradan yokluğu da biliyorum, varlığı da biri biliyorum. Biri karıştırma 2. Dünya Savaşı. Evet yani. Dolayısıyla... 42 yıl sinemada her filmde kötü adam ve Külhan Bey'i olarak rol alıyorsun. 200'den fazla filmde oynuyorsun. 1988 yılında bir film çekimi sırasında akciğer kanserine yakalandığını öğreniyorsun. O günden sonra hayatın bir kere daha değişiyor. Bu süreçte çalışamıyor, geçim sıkıntısı çekiyorsun. Çocukluk arkadaşın dışında kimse halini hatırını sormuyor. Bu arkadaşının yardımıyla tedavi masraflarını karşılıyorsun. Yeşilçam sana vefa göstermiyor. Sen de emekli oluyorsun. Eşin ve oğlunla zorluk çekip umutsuzluğa düşüyorsun. Elinde avucunda bir şey kalmıyor. Yalova'da yaşamaya başlıyorsunuz. Yani İstanbul'dan da uzaklaşıyorsun. Bu arada sık sık İstanbul'a gelip kemoterapi görüyor. 2 kez beyin ameliyatı geçiriyorsun. Tek isteğin sağlığına kavuşup işine gücüne sinemaya dönebilmek. Bu hastalığı atlattıktan sonra nankörlük gördüğün sinemaya neden dönmek istiyorsun? Bu biraz ağır bir yorum yani nankörlük. Galiba yeterince örgütlü olmamakla açıklanabilecek bir şey. Bazen şey diyoruz ya, Yeşilçam vefa göstermiyor. Yeşilçam diye biri var da o vefasız gibi. Öyle değil yani. Aynen, örgütsüz bir sektör o dönemde. Evet, hala yani hala da çok örgütlü olduğu söylenemez. Yani çok üzgünüm her şeyden önce. Yani çok moralim bozuk, çok üzgünüm. Genel bir üzgünlük hali var. Bir, kendime kızgınım biraz. Daha iyi yönetebilirdim her şeyi. Ekonomik manada. Daha tutumlu olabilirdim. Eşimle beraber daha iyi bir hayat kurabilirdim. Bu benim kendi eksikliğim ama içinde bulunduğum sistemin kocaman o kadar büyük eksiklikleri var ki bu aslında biraz bende öfke de uyandırıyor. Hmm. Yani bu sadece benimle alakalı olmadığını bilmek bir yandan içimi rahatlatıyor ama öte yandan da herkesle alakalı sorun bir bu. Sistem problemi evet. olduğunu görmek ve bunun için hiçbir şey yapılmıyor oluşu beni en çok öfkelendiren şeylerden biri yani. Nefret ediyorum bu durumun kendisine o yüzden. İçindeki sinema tutkusu hiç bitmiyor ama sen bir darbe daha yiyorsun. 17 Ağustos 99 depreminde muazzam bir felaket malum. Bu depremde sevdiklerine zarar gelmiyor ama evin çok ağır hasar alıyor, oturulaması hale geliyor. İlaç alabilmek için yıkıntıların arasından gittiğin SSK'da saatlerce sıra bekliyorsun. Kimse seni tanımıyor, hatırlamıyor. Bu durum senin sinemadan ümidini kesmene sebep oluyor. Artık sadece sağlıklı bir hayat diliyorsun. Hı hı. Hayatın boyunca emek vererek yaptığın her şey yıkıldı, oturabileceğin bir evin bile yok şimdi. İnsanlar artık seni sokakta gördüklerinde hatırlamıyorlar çoğunlukla. Ne hissediyorsun? Başladığım yere döndüğümü. Yani bir sürü şey yaşandıktan sonra bu anlamda başladığım yere dönmek bir kere çok zor bir şey. Yani artık bu kadar çok şey yaşıp tekrar... Sindirmesi zor bir şey. Evet. Yani tekrar 20'li yaşların olduğu yere, tekrar istediğim yere dönmek şimdi artık önümde o kadar yol da yok. Bir sürü emeğimin iç olduğu hem maddi durumdan hem manevi durumdan ve artık hayat standartlarımın
ilaç bulmak, yemek yemek ve barınmak. Hani Maslow piramidinin en dibine kadar düştüğü için çok müteessirim bu durumdan yani. Üstelik başarılı bir meslek hayatından evet. sonra. Ama yine de tam aynı noktada mısın? Sevdiğin bir karın, evladın var falan. Onların olması bana çok güç veriyor ama hala şu noktadayım. Yani onlara çok daha iyi bir hayat sunabilirdim. Hmm. Bu benim için de bir ukde olarak kaldı. Tanışalım mı? Lütfen. Çok merak ettim. Efendim geliyor. Hamzaoğlu şahane bir oyuncu. Türk sinemasının Kötü Adamlar Kulübü'nün en seçkin üyelerinden birisi. Hayati Hamzaoğlu yolda yürürken ki ben bu Kötü Adamlar Kulübü'ne tam katılmıyorum. Çok güzel rolleri de bence olmuştu. De. Abartısız oyunculuğu, doğallığı ve sesini kullanışındaki ustalığıyla yönetmen Metin Erksan'ın, bak ya Metin Erksan'ın yani bir de dikkatini çekmişti. Metin Erksan kendisine 1958'de çektiği Dokuz Dağ'ın Efsanesi filminde çoban rolünü verdi. Fikret Hakan, Neriman Köksal, Yılmaz Güney, Fatma Girik, Eşref Kolçak, Nebahat Çehre, Öztürk Serengil gibi çok usta oyuncularla birlikte pek çok filmde rol aldı. Eşi Perihan Hanım'la evliliğinden olan oğlu yani Deniz arkadaşımız bizim de oğlu hepimizin çok yakından tanıdığı oyuncu, tiyatrocu, yönetmen, dramaturg Deniz Hamzaoğlu. Kendisini Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Halka gibi televizyon evet. dizilerinden izledik. Konservatuarda, Konya Konservatuarı'nda okurken benim Buzlar Çözülürken'i sahneye koymuştum şeyde. Konya'da ve öğrenciyken ilk Deniz'i almıştım, kadroyu oynamıştı. Muazzam bir gelişimi olan, çok su gibi sıcak, böyle, evet, sıcak, tertemiz. Babasını bazen gölgede bırakacak kadar tatlı bir oyuncudur. Tabii o dönemle bu dönemin oyunculukları farklı ama yani Deniz tam da Deniz Hamzaoğlu. Bayrağı güzel taşıyor. Evet evet nefis bir oyuncu. Daha da çok uzun yıllar evet. Eminim sanatına hizmet edecektir. Kendisine selamlar buradan. Aynen. Senin de arkadaşın. Evet evet Karadayı'da beraber çalıştık. Yaştaşsınız biraz. Evet Karadayı'da da beraber çalıştık. Hayati Hamzaoğlu'nun Yalova'daki evi oturulmaz hale gelince dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ona yardım elini uzatmış. 99 sonbaharında Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülünü almak için Antalya'ya gittiğinde kendisine ömür boyu oturması için bir ev verilmiş Hayati Bey'e. Yalnız o evde sadece bir yıl oturabilmiş ve 15 Nisan 2000'de henüz 67 yaşındayken akciğer kanserinden kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu. Selda Alkor, Serdar Gökhan, Kazım Kartal, Güzin Özipek, Mine Soley ve Cengiz Sezici'nin de, rahmetli Cengiz Sezici'nin onu da kaybettik. Yanı sıra Yeşilçam'ın neredeyse tüm figüranlarının, yardımcı oyuncularının diyelim, katıldığı cenaze töreninin ardından Antalya'da toprağa verildi. Tesadüfen başladığı sinemaya nasıl aşkla bağlandığını şu sözlerle anlatmış. Bir anne çocuğunu nasıl severse ben de sinemayı öyle sevdim. Severek oynadım, gençlik heyecanım. Kendini usta olmaya çalışan bir oyuncu olmaya terk etti. Aynen dediğin gibi senin de empati kurarken. Bu usta isme sinemaya kattıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygı, sevgi ve rahmetle kesinlikle anıyoruz Allah bu rahmet eylesin. Güzel abiyi. Nur içinde yatsın. Evet. Denizciğime de selamlar olsun burada. Çok sıkı bir şekilde taşıdığı bayrağı böyle sürdürmesi için tekrar selamlarımızı yollayalım. Erkancığım sana soruyorum şimdi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnızlık sadece bir tercihken mi güzel? Sen hiç yalnız kaldın mı? Tercih ettiğin bir şey mi yalnızlık? Yalnızlık muhakkak bence insan için. İnsan tabiatı içinde sürekli. Çünkü ister istemez hayatın içindeyken bir sürü personamız oluyor. Bu bir yerden sonra bu sürekli... Bu şeyi taşıma durumu bir yük yaratıyor insanda. Yani kendi sıfırını görmen gerekiyor bazen. Hmm. Onun için de yalnızlık muhakkak gereken bir şey. Faydalı da bir şey zaman. Çok faydalı hatta bir şey. Hmm. Yani kendinle vakit geçirebilmek ve kendini bu anlama dönüştürebilmek, dinleyebilmek her zaman olmasa bile, uzun süre olmasa bile muhakkak gereken bir şey. Çünkü öteki türlü sürekli hayatın içinde ve insanlarla beraber olmak bir yerden sonra insana ciddi bir yük, ben de en azından ciddi bir yük oluşturuyor yani. O biraz geriye çekilmek, geriden bakmak hayata.
hem nefes aldıran bir şey, hem kendi sağlamını yapman için iyi bir alan açıyor insana. Doğru. Sen şöyle demişsin, gri, siyah gibi nötr renkler sükuneti temsil eder. Hı hı. Genel olarak aslında depresif de renkler değil mi? Biraz gri, siyah filan. Depresif bir iç dünyan mı var acaba diye düşünüyorum, yoksa sen eğlenceli bir misin? Kendi çekirdek çevremde eğlenceli biriyimdir. Karışmayı etmeyi severim ondan sonra. Ama ilk gençlik yıllarımda işte bu 16-20... Karışmayı severim dedin, evet, değil mi? Evet. Diyarbakırlısın sen. Diyarbakır'da böyle bir tatlı var. Kimseye karışma diye. Evet, ben karışmayı kapıdan. Severim. Sen karışmayı seviyorsun. Karışmayı çok severim. Çünkü bir kalıptır biliyorsun. Tabii tabii. Kimseye karışma. Ben hizmet ettim. Yani uzun yıllar kaldım. Kimseye karışma diye kapıdan yollar. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani, yani aslında kavgaya, belaya bulaşma anlamında. Ben severim ama. Sen karışıyorsun. Karışmayı evet. Çok severim yani. Ama bu 18-22 yaş arası biraz böyle depresif geçti. Biraz da okuduklarımla alakalı. O zaman pesimist edebiyat okumayı çok seviyordum. Hmm. Hala çok severim. Böyle hayatta pesimist biri değilim ama edebiyatta okumayı çok severim. Böyle Tezer Özlüler, Yusuf Atılganlar, Sadık Hidayet, Pavese falan. Bir o şey beni çok etkiliyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Biraz oradan kalma bir şey var tabii. Bir dip melankoli var. Yani hayatın tadına varıp gerçek manada çok umutlu olmak imkansız artık. Ne yazık ki. Çünkü yokuş aşağı gidiyor her şey. Her dünyada öyle. Bütün dünya öyle. Bütün insanlık yokuş aşağı gidiyor artık. Bizimle alakalı değil artık. Bu yöresel, bölgesel, ırksal bir şey değil. Sence gençler bu düşüncelerimizi paylaşıyor mudur? Paylaşıp paylaşmamaların artık bir önemi kalmadı. Aa. Top yuvarlanıyor çünkü. Kar topu etkisiyle insanın mayasının bozulduğunu düşünüyorum. O senin kendi depresyonun. Biz çok iyiyiz diyorlarsa ne yapacaksın? Şey var ya abi şey filminde 50. kattan aşağı düşen bir adam her katta kendine şunu tekrarlar. Hala daha, hayattayım. Daha önemli olan düşüş değil, yere çakılıştır. Ya yere çakıldıkları zaman bir daha sormak isterim ben. Sen uçmaya odaklan, 50. kat, 0. kat aşağıda. Fikirse ya, meslekle aslında mesleği umutlu yapmayı çok seviyorum. Oyunculuğu umutla yapmayı. Tabii. Hiç bitmeyecekmiş gibi yapmayı çok seviyorum. O konuda umutluyum. Ama bir yandan hani dünyaya baktığım zaman da insanın gidişatına, hamuruna, yola baktığım zaman da açıkçası bir umut göremiyorum. Yani ilimsel olarak da bilimsel olarak da sona gidiyoruz. Bu artık aşikar bir şey. Artık hani insanlık olarak da olgunlaştık, yaş olarak olmasa bile. Yani o yüzden. Bu şeyinden, dip depresyonundan güzel bir örnek vermiş oldum böylece. Peki biraz bu düşüncelerinle tırnak içinde kötü karakter. Ben şahsen meslekten birisi olarak bu tanımlamalara katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Karakterler vardır. Bazen iyi yanları basan, bazen kötü yanları basan, bazen kötü yanları daha fazla galebe çalan karakterler vardır ama yani kötü karakter sınıflaması biraz zayıf bir şey. İyi bir tanım. Çok kaba kalıyor. Ama biz klişe üstünden gidelim. Kötü roller, kötü karakterler insanı kendini biraz daha mı güçlü hissettiriyor acaba, nedir? Senin de bir ilgin var. Yani onları iyi yapıştırıyorsun. Galiba bütün kötülerde biraz içeriden kendini beğenme duygusu var. Yani o belki de iyinin bilememe halinin getirdiği bir kibir var. Gizli kibir olduğunu düşünüyorum. Bu biraz da empati yoksunluğu. Empati yoksunluğu ve ben merkezden davrandığı için ve hani şeyi var ya, iyiler ve aptallar birbirine çok karıştırılır. Ama bunu sadece aptallar karıştırır. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için kötünün kendi yol haritası, önceden bildiği bir yol haritası olduğu için bu bir üstünlük duygusu veriyor bence ona. Evet. İletişim biçiminde de o üstten tavrı zaten biraz bir güç veriyor insana. Yani klişe anlamında söylüyorum. Kötü diye sınıflanan roller oynadın. İçlerinden bağlandığın, zaman zaman hatırladığın hangisi var? En çok sevdiğin hangisi falan gibi şeylere girmiyorum da. Kuruluş Osman'da oynadığım Nikola karakteri vardı. Heykeltıraştı. Evet. Heykeltıraş ateist. Ondan sonra aynı zamanda çok iyi bir savaşçı. 3-4 topu çevirebilen ve çok humorlu bir karakterdi. O çok kıymetliydi benim için. Bir de Çukur'daki Çeto gerçekten çok derinlikli humoru yazılmış. Vardı. Evet. Evet, yani çok derinlikli yazılmış bir karakterdi böyle. Onun için böyle hatta Hadım Edim ve Kompleks kitapları okudum vesaire falan. Çok böyle etraflıca bir karakterdi. O ikisini söyleyebilirim çok rahat. Herkes seni Karadayı'daki Barut Necdet'ten daha çok geniş yaygın olarak tanıdı. Tabii tanıyan vardı seyirci, tiyatroda dahil. Nasıldı aran
Barut Necdet'le? Çok iyiydik. İyi miydiniz? Çok çok iyiydik. Sema Ergenekon'la Eylem Cem Polat yazıyordum. İnanılmaz evet. Dantel gibi yazıyorlardı gerçekten. Ben hamamcı olarak başlayıp mafya babalarını yıkayan bir hamamcı olarak başladım dizide. Sonra en son işte İstanbul Barut Necdet'e kaldı. Öyle bir hikayesi ve yolculuğu oldu. Nasıl gelmiştir oldu. O sana? Audition'a gittim abi ben audition. O zaman. Evet. Cem Karcı yani audition'ı vardı. Yani deneme çekimine evet. Gittin. Ama evet. Deneme çekiminden çıktığım zaman biliyordum. Bu benim. Bu benim hatta söyledim de orada biraz şimdi. Bu bilir kadar... insan. İnsan biliyor, bilir. Bilir. Yani kabul edilen kriterlerle seçilecekse eğer ve kendisi iyi bir audition deneme çekimi geçirdiyse bilir. Sevgili Cem Karcı çok güzel bir audition çekti. Çok da yardımcı oldu bana. Selam olsun ona buradan. O kadar güzel yönlendirdi ki beni. Ben Cem Karcı şimdi Ömer çekiyor. Evet. Evet. Ondan sonra çok rahat ettirdi beni ve ben çok rahat oldum oynarken de çekerken de. İkimiz de çok mutlu olduk. Ben bittiği zaman şey demiştim, galiba oldu, ben oynayacağım galiba. Ve öyle oldu zaten. Evet. Çok da güzel oldu. Doğrusu. Güzel. Çocukluğundan bu yana sürdürdüğün arkadaşlıkların varmış. Çocukluk arkadaşları ne ifade ediyor senin için? Bu çok önemli bir şeydir. Çoğu insanın tarihini bilen arkadaşları olmayabiliyor. O da bir yalnızlık türü. Sen öyle değilsin. Ya hani şey gibi geliyor bana, artık insan bir yaştan sonra şahitlerini arıyor. Yani o düştüğünün, kalktığının, parasız kaldığının, zora düştüğünün şahidini arıyorsun aslında. Valsı kaybolsun o şahitler ister ama. İşte o da biraz kendinle alakalı oluyor. Ben o şahitlerimi hep yanımda tuttum. Yani yağmura kaçtığımız zamanlardan, şimdi yağmurdan kaçtığımız zamanlara geldiğimiz için. Doğru. Ben o yağmura kaçtığım arkadaşlarım hep yanımda olsun istiyorum. İşte bir tanesi Uğur Çınar, abim, kardeşim, yol arkadaşım. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na 7 yıl müdürlük yaptı o da. Çok kıymetlidir benim için. İşte bir arkadaşım Fatih, o da sanayici. Sanayi de sanayici yani. Sanayici. Makine ihraç etmiyor. Evet yani. Evet. O bir diğeri çiftçi, Ronay. Ondan sonra hep ne arkadaşlarım, güzel. Yani 25-30 yıllık arkadaşlarım, dostluklarım var böyle. Güzel. Bayağı 3-4 kişi saydın ki ömürlük. Ömürlük. Daha tabii, var. Ya bir bu, tane bulamadan giden var. Ben o konuda dost konusunda gerçekten çok şanslıyım. Evet. Ben çok şanslıyım. Kıymetini bilmek evet. Lazım. Peki şu sen demin de söyledim, Diyarbakırlısın. Hı-hı. Beni de ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu evet. Dönemimden tanıyorsun. Sen çocuktun tabii o zaman. Matrak bir şey. Amcan seni ceza olsun diye cezalandırmak istediği zaman tiyatroya evet. Sinemaya götürmüş. Yani, onu bir açsana. Bu ne tatlı bir cezadır. Çok haşarı bir çocuktum. Benim lakabım işte küçükken Haydut'tu zaten. He. Millete sürekli dadanan bir çocuktum. Hı. Ondan sonra amcam da sinema aşığı bir insandı. Allah rahmet eylesin. 48 yaşında kaybettik onu, Mehmet amcamı. O da böyle galiba... Diş teknisyeni değil diş mi? Diş teknisyeni ama gitti radyo, televizyon, sinema sen okudu. Sen de diş teknisyenisin. Evet. Baban da diş. Evet. Amcalarım da ondan sonra... Gitti radyo, televizyon, sinema okudu aşık olduğu için. Üstüne. Evet, sonra tekrar gelip diş teknisyenliğine devam etti ama. O böyle galiba şu an buradan bakınca o yaştaki, o da o zaman işte 30 yaşlarda filandı. Doğu diliyle ıslah yerine biraz kendi yöntemiyle ıslah etmek için. Hmm. Ben bir hata yaptığım zaman, okulu kırdığım zaman, yapmam gereken bir şey yaptığım zaman ceza olarak o zaman bu hafta sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz derdi. Ve beni tiyatroya götürürdü. Bu ne güzel bir şey ya. Çok dokunaklı bir şey. Çok. Hem bir kabahati cezalandırıyor, cezası da tiyatro. Aslında hem ceza değil. Ödül gibi ceza ödül aslında. Gibi ceza. Hem bir uyarı, yani. Hem bir tarihe yazmış oluyor. Evet. Kafana da kazımış oluyor evet. Seni. Bu yıllarca böyle oldu. Sonra tabii ben sevmeye başladım. Artık benim için tiyatroya, sinemaya gitmek ceza olmaktan çıktığı an bıraktı. Hı. İhtiyaç İstiyor. Haline geldiği zaman İstiyor. Bıraktı. Kendin gideceksin. Kendin gideceksin. Yani beni ilgilendiren bir durum kalmadı dedi yani. Amcacığını Allah gani gani rahmet amin, eylesin. Amin. Güzel insanmış. Peki o zaman şeyi sormayayım değil mi? Tiyatroyla nasıl tanıştın diye sormayayım. Amcan tanıştırdı belli ki. Yoksa benim, daha mı önce? Benim için lazım. Belki hatırlar mısın abi? Orhan Asena Öç. Öç evet. Oynanıyordu o zaman. Pardon özür dilerim. Korku. Korku oynanıyordu. Korku. Korku bayağı oluyor ama... Devlet Tiyatrosu'nda. Devlet Tiyatrosu'nda. Korkuyu beklerken olmasın. Yok korku. Orhan Asena'nın korkusu ondan sonra. Hı. Onu da böyle... Oğuz Atay da oynadı çünkü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu. Evet. Onu izlemeye gitmiştik. Sonra çiçek almıştı amcam vereyim diye. Ben hiç sevmiyorum çünkü çok geriliyorum zaten. Sahneye çıktım. Başrol oyuncusuna çiçeği takdim ettim. Yaş? Herhalde 11-12 o civardayım. Ondan sonra sağ olsun başrol oyuncusu da beni yanına aldı. Tek başına selama çıkarken beni de beraber çıkarttı.
Ve orada böyle seyirciyle karşı karşıya kalınca elimin ayağımın kilitlendiğini hatırlıyorum. Zoka'yı yani. Orada yuttum, orada hissettin yuttum işte. Mi? Orada yuttum zaten. O ışın altında o alkışla beraber karşı karşıya kalmak elimde çiçekle benim için müthiş bir duyguydu. Bunu bir daha yapmak isterim dedi. Evet, herhalde. Ben de aşıyı orada aldım. Evet. İlk yolun kısaymış ama sonraki yol çok uzundu. Evet. Peki, ailen oyuncu olmana nasıl yaklaştı, desteklediler mi? Babam çok haz etmedi bu durumda. Yani o da çok kendince nesnel sebepleri yedi vardı. Yedi göbek dişçiyiz, ne münasebet yani diye. Öyle bir de yani ben yani ne gerek babacın var? Babacın sağ tabii. Sağ. Hani o şey sadece tek bir cümle sordu. Daha önce de söylemiştim bunu. Hani Türkiye'de kaç tane müşrik kentler var sanıyorsun diye bir tek cümle sordu bana. Evet. Ben de sabah kahvaltısındaydım. Sucuk yemesem de olur dedim. Elimde çatalımda sucuk vardı böyle. Bir daha da hiçbir şey sormadı. Soru fena değil. Soru çok güzel yani bir soru. Soru güzel yani Türkiye'de değil dünyada kaç tane müşrik kentler var ama hepsinde o oynayamaz. Çok rol evet, var. Evet ondan sonra. Bize de bir şey aynen öyle. Ben de cefaya talip olduğumu söyledim hal diliyle yani. Sen yine de ama diş hekimliğini diş teknisyenliğini kazanıp gittin. Kazandım ama gitmedim. Ha öyle mi? Evet gitmedim. Kazandım ama gitmedim. Sağ, anladım tamam. O tarakta bezin yok yani. Yok yani tamam. Bir laboratuvarda çalıştım. Tesviye ve modelaj yaptım bir süre. Ondan sonra baktım olacak ki ben burada iyi kazandı belgesini yırtıp attım. Evet evet ondan sonra uzadım zaten. Anladım. O dönemi abi hatırlarsın hani 96, 97, 98 her şey çok gri ve karanlık olduğu çok, bir dönemdi. Çok evet. Tiyatro, sanat, sinema bizim için nefes alabileceğimiz gerçek manada büyülü bir yerdi. Ben o büyüye aşık oldum zaten. Dolayısıyla benim her manada oyun alanım gibi bir şey bana bir koridor açtı orası. Orada nefes alabiliyordum. Şehir tiyatrosunda kursiyerlik yaptım işte o dönem. Sağ olsun oradaki Mete Ahyan da o zaman orada da hocalık yapıyordu. Diyarbakır Şehir Tiyatrosu. Diyarbakır Şehir Orhan Tiyatrosu. Orhan Asena sahnesi. Ben 21 yaşına kadar Diyarbakır'da kaldım evet, zaten. Evet sen evet. Ondan sonra. Zaten 96-97'ler derken karanlığı yani Güneydoğu'yu kastediyorsun. Evet evet evet, çok, evet. Şey olarak. Evet. Evet çok haklısın. Başka şansımız yoktu ve bu benim için çok büyülü bir şeydi. O yüzden hani tek şansım ve gerçek şansım buydu. Onun da peşinden gitmeye çalıştım elimden çalıştım. Geldiği kadar. Anladım. Baban tiyatro yapmanı hoş karşılamış. Hatta aslında açıkçası izin de vermemiş galiba değil ya mi? Çok mesafeli bir yerde durdu. Mesafeli bir yerde. Ama annem dipten dibe hep sağ olsun. Annen harçlığı vermiş. Harçlığı verdi. Vermiş, babadan alıp harçlığı hep verdi. Baba bilmiyormuş gibi yaptı her zamanki gibi. Bilmiyormuş gibi yaptı. Her bilmiyor zaman. Değil. Para yani. Onun cebinden çıkıyor. Nasıl bilmesin abi? Evet doğru. Peki annenden bahsedelim birazcık bu destek kısmında. Evet anne bizim doğu ailelerinde kadının yeri böyle hep o konuda bence yanlış addediliyor. Diyarbakır'da yok, doğuda. Yok gizli patron. Gizli patron. Bütün evlerde öyle. Evet öyle. Yani gizli bütün patrondur. Evlerde. Evet. Bu Anadolu'da gizli evet. Patron. Yazık yavrum ya. Erkekler de ailenin reisi olduğunu zanneder Diyarbakır'da. Şey doğuda ama öyle değildir. Yani, kadın öyle çok güçlüdür değil. Aslında. Evet. Tabii spesifik durumlar vardır. O da bizi ilgilendirmez. O hastalıklı durumları geçiyoruz. Evet. Evet, ama evet. Genel itibariyle budur yani. Kadın daha ağırlıklıdır ama erkek öndeki gibi görünür. Evet. Ya annem de sağ olsun babam yavaş yavaş. Alıştırdı, etti, beni destekledi. Yermesi gereken yerde geldi. Yumuşatıcı olarak girdi araya diyorsun. Evet. Hala iyi misiniz anneyle? Ailemle çok şükür o çok konuda. Biz altı kardeşiz. Ne sıklıkla görüyorsun? Bir hafta önce gördüm daha. Gidip geliyorlar onlar. Ben gidip geliyorum. Sık gidip gelirim. Onlar da sık gidip geliyorlar. Altı kardeşin? Evet. Kızlar 4-2 önde. 4-2 şanslılar. Çok. Anne baba şanslı. Evet. Ne kadar çok kız çocuk o kadar kesinlikle. İyi. Peki Erkan bir anda makas değiştiriyorum. Hemen. Aşk diye bir şey var mı sence? Bunu soruyoruz her program çaresizce. Çünkü insanlık tarihi boyunca soruldu. Tam bir cevabı da alınamadı. Sen nasıl tanımlıyorsun? İlk aşkını mesela hatırlıyor musun? Sonra onu da söyle. Vallahi hatırlıyorum hatırlamaz mıyım? Önce tarif et. Yani benim için en sevdiğim tanımı şu. Yani bir nevi kimya ki alimi yoktur. Tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. Bir daha söyle. Bir nevi kimya ki alimi yoktur. Tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. Evet. En sevdiğim tanımı bu benim için, bendeki karşılığı. Aşk ne yazık ki halle anlaşılabilecek bir şey. Sözle ifade edildiği zaman her şey aşkın kendisine perde oluyor. Hmm. Onu biraz daha uzaklaştırıyor bizden. Hali aşk halinde olanın da anlatmaya mecali yok zaten. İlk aşkını... Söyleyecek misin? Hatırlıyorum dedi. Hatırlıyorum. Çok güçlü bir şeydi çünkü yani. İlkokul mu? İlkokul.
ilkokuldu yani. Çok çok gerçekten aşk gibi. Sonra şeyini, macerasını takip edebildin mi? Koptunuz mu? Koptunuz. Çok uzun süre sonra bir yerde, evet, Diyarbakır'da rastlaştık ondan sonra. Çok uzun süre sonra karşılaşırsan da ancak şiir olur. Aynen öyle. Ne güzel dedin abi. Aynen, şiir oldu böyle hani. Şiir oldu. Çok da güzel bakıştık. Ondan sonra selamlaştık. Hı. Hani muhabbet ettik tabii. O hani herkes kendi yoluna gitmiş. Evet, evet, evet. Bir anda o coşku belleğimizde, o kocaman anlar gibi yandı ve söndü. Yandı ve söndü ışık yani. Ne güzel. Evlenmeyi, aile kurmayı, çocuk falan istiyor musun? Valla çok istiyorum abi aslında. Diyarbakırlısın, başka bir şansın yok mu? Evet. Valla evet, patlatırlar evet. Enseni. Annem zaten böyle mahalle bekçisi gibi şu an kafamda. Ben de şey diyorum, çocuğu buldum, annesini arıyorum anacığım diyorum. Yani hani artık tamam yani, istiyorum artık, artık istiyorum. Yani uzunca bir süre işimle hemhal olduğum için bana çok yetiyordu açıkçası. Böyle bu tamlık hissediyordum, bir yarımlık hissetmiyordum ama galiba artık böyle evet ya. Bir yol arkadaşı istiyorum artık. Altı içinde kaç numarasın sen? İki. İki. Benden büyük ablam var. Aşağıda dört tane daha var. Aşağıda dört tane abi, daha var. Büyük, bayağı büyük, sıkı büyük abisin. Abi benim, büyük abi benden sensin. Büyük ablam var. Evet, tamam. Peki onlar evli mi? Evli. Hepsi? En küçük ve ben evli değiliz. En küçük kaç yaşında? O da 25. Müsaade edersen o biraz şey. Evet, ama evet, senin evet. İşin zorlaşacak gittikçe. Bence de. Bir aksiyon bekliyorlardır. Evet. 20 yaşına kadar kunduracılık, dökümcülük ve kuyumculuk işlerinde çalışıyorsun. Bir gün Beyoğlu'nda dolaşırken Yeşilçam'ın kötü adamı Sadri Karan'la karşılaşıyorsun. Hı. Sana bir film çekiyoruz, senin fiziğin bu role çok uygun, oynar mısın diye bir teklif sunuyor. Yani çok heyecanlanırım bir kere. Böyle bir oyuncu tarafından beğenilmek ve bu işin uygun olduğunu söylemek çok hoşuma gider. Sonrası için bir denge meselesine bakarım, ekonomik olarak ne kazanabilirim. Tartmam lazım diyorsun. Evet. Niye oyuncu olmak istiyorsun? Daha önce içimde hiç uyanmayan bir şeyin uyandığını gördüm ve artık onunla baş edemiyorum. Ayrım gözetmeksizin sana gelen her rolde oynuyorsun. 1960'lı yıllarda 80'den fazla filmde rol alıyorsun. Çirkin Kral, Yılmaz Güney ile birlikte çalışıyorsun. Zaman zaman çektiğiniz filmler sorgulanıyor, cezalar alıyorsunuz ama ödüller de beraberinde geliyor. 1969 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü alıyorsun. Bu filmlerin içinde olmaktan çok gururluyum. Bile isteye buradayım. Böyle bir sinemanın içinde olmaktan da gurur duyuyorum. Hayati Hamzaoğlu şahane bir oyuncu. Tesadüfen başladığı sinemaya nasıl aşkla bağlandığını şu sözlerle anlatmış. Bir anne çocuğunu nasıl severse ben de sinemayı öyle sevdim. Severek oynadım, gençlik heyecanım. Kendini usta olmaya çalışan bir oyuncu olmaya terk ettim. İlk hikayede kötülük meselesine bir evet. Değindik falan. Şimdi başka açıdan ele almak istiyorum. Yani kötülük bazen iyi olabilir. Çünkü buna yakın bir şey söyledin sen. Yani niyetle alakalı. Niyetle ilgili. Kötüler iyi olabilir mi? İyiler de kötü olabilir. Bu her şey insan için. Yani, biraz açalım bunu. Yani şey derler ya tasavvufta, çok severim onu. Yani 40 yıllık ibadeti bir bardak şaraba verebilirsin hikayesi. Ya da bir ömürlük birikimini bir kibrite bakar hikayesi. İnsan son nefesini verene kadar her şey olabilir. Ve hiçbir şey olmayabilir. Her şey dönüşebiliriz, her şey insan için. Bu dünya materyalist bir dünya. Yani iyi ile kötünün bazen birbirine iyiyle çok yanak yanağı olduğunu mu düşünüyorsun? Birbirini büyüttüğünü düşünüyorum. Büyüttüğünü düşünüyorsun. Var ettiğini, dönüştüğünü, hani beylik laf ama işte her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır hikayesi. Her şeye zıddıyla kaim olduğu için bu hayatta iyi, kötü, doğru, yanlış... Bir öteki olmasa diğerinin kıymeti ve oluş biçimi olmuyor zaten. Hayır. Her musibette bir hayır vardır. Kesinlikle. Falan gibi. Yani bu yani nereden bakarsanız, meşrebinizce nereden bakarsanız bakın bu tabiat gerçeğiyle, bu yasayla karşı karşıya kalıyorsunuz zaten. Hiç gerçekten kötü biri tanıdın mı? Evet. Öyle mi? Çok fazla değil ama gerçekten tanıdım. Nasıl oluyorlar? Bir kere soğuk oluyorlar. İnsani davranış biçiminde soğuk değil ama ben şuna bakıyorum ki oynadığım karakterlerde de şu soruyu sormayı seviyorum. Hastalıktan kaynaklanan bir durumla şerden kaynaklanan durum arasındaki fark. Hmm. İşte kimisinde patetik durumlar oluyor. Yani aileden şiddet gördüğü için şiddete eğilimi oluyor da yani onu görebiliyorsun. Bir travması var diyorsun. Evet yani bir kız çocuğunda baba problemi, erkek çocukta anne problemi anne olduğu problemi. İlişkinin içinde canavara dönüşebiliyor. Bir yerden sonra onu idrak ettiğin zaman hak veremesen bile anlamaya başlıyorsun. Bir de gerçekten bir başkasının özellikle iyi olmasıyla, doğru olmasıyla, parlamasıyla
kendini yakan insanlar var. Ben onlardan çok korkuyorum. Hiçbir şey yapmasa bile bir başkasının iyi olma haliyle kendini yakabiliyorsa ve bu onun kendinin de artık baş edemediği bir şeye dönüştürmüşse içi çok terbiyesiz kalmış oluyor. Okuma diyoruz ya, yani okuma derken kağıttan bir şey okuma değil de mesela hayatı okuma, okuma, bir meseleyi insanı okuma filan. Okuma sorunları mı var acaba kötülerin? Bence tıkanıklık gibi bir şey. Ahmet abi, yani bu idrak yollarında tıkanıklık mı var? Yani kalp nasıl işte atar damarda bir yer tıkandığı zaman, kan gitmediği zaman bir şey oluyorsa, onların da ruhunda bence beslenme çeşitleriyle ya da şekilleriyle alakalı bir yerden sonra tıkanıklık kusur oluyor. Kusur var orada. Kusur oluyor. Yani ben sizin bu kadar iyi ve başarılı bir oyuncu olmanızı imrenip sizin ışığınızdan ne alabilirim, ne sizin gibi olmak isteyebilirim, sizin gibi konuşmak isteyebilirim, sizin gibi derinlikli roller oynayabilirim, oynamak isteyebilirim. Kısmi ölçüde kıskanabilirim. Bu çok insana ait bir şey. Ama kıskanırken ve imrenirken neye dönüştüğüm çok önemli artık. Sonuca bakarım diyorsun. Bu bundan ne çıkardın? Evet, ne çıkarttın ve neye dönüştün? Bu duygu ve bu durum seni neye dönüştürdü? Anladım. Güzel, güzel bir noktaya geldik. Peki insan sırf intikam almak için mesela kötü bir insana dönüşebilir mi? İntikam biraz güçlü ve hiç de kolaysa olmayan bir şey olduğu için söylüyorum. Hikayemizin içine bir gönderme yapmak için. Sonra niye bu kadar spesifik bir şey sorduğumu anlayacaksın. İnsan muhakkak ki bir süre sonra savaştığı şeye dönüşür. Yani çok akıllılar bundan kaçabilir sadece. O çok akıllı da yani genelde o masaya oturmaz zaten. Çok güzel söyledin. Biraz aç bunu. Yani bir oyunu kaybetmek istemiyorsan abi o masaya oturmayacaksın bir kere. İlk koşulu budur. Hiçbir şekilde kaybetmeye razı değilsen değil mi? Evet. Yani kaldıramayacaksın. Evet, yani eğer o savaşa girmeyeceksin zaten. Eğer o savaşa giriyorsan zaten ona benzememeye gayret edeceksin. Yani çünkü dolayısıyla bir yerden sonra o savaş esnasında onun sana saldırı biçimiyle ister psikolojik ister fizyolojik onunla hemhal oluyorsun bir yerden sonra. Çünkü düşmanın yanındadır. Hatta çoğu zaman dostundan fazla. Bir yerden sonra senin tanımına dönüşür diyorsun. Evet, sen de onun. Sen de onun, evet tabii. Peki, güzel. Teşekkür ederim. Giriyorum hikayemize. 1930, hoşça kal Erkan. 1935 yılında Konya Ereğli'de dünyaya geliyorsun. Yoksul bir ailen var. Yokluk içinde büyüyorsun. Annem pazar tezgahlarından tercih edilmemiş sebzeleri falan toplayıp pişirerek seni büyütmeye gayret ediyor. Baban her akşam fırından arta kalan hamurları alıyor. Bu sayede akşamınızı çıkarıyorsunuz. Büyüdükçe ailenin durumunu çarpıcı bir biçimde görmeye, fark etmeye, anlamaya başlıyorsun. Bilinç düzeyine geliyor. Baban hamallık, şoförlük, marangozluk gibi çeşitli işler yapıyor ve seni okula gönderiyor. Yani okumanı istiyor. Yani mübarek bir baba. Marangozluk, şoförlük, hamallık gibi işlerde çalışan bir adam. Okumayı çabuk söküyorsun okulda. Derslerin çok iyi. Ders çalışmayı da seviyorsun ama yoksulluğun içinde hayata devam etmek değil, esasen zengin olmak istiyorsun. Baştan hedefe öyle oluyor. Koşullar sert olunca. Tam da bu sebeple 12 yaşına geldiğinde ardına bile bakmadan İstanbul'un yolunu tutuyorsun. 12 yaşındasın. Doğru bir karar verdiğine emin misin? Anneni babanı, doğduğun evi terk ettin. Onları hiç düşünmeden geride bırakabildin. Bir de ne yapacaksın sen 12 yaşında İstanbul'da? Başka şansım olmadığını düşünüyorum bir kere. Yani ilk başta ailemin bu durumu benim için çok normaldi. Fakat aklım ermeye başladıktan sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bunun böyle sürmeyeceğini anladım. Ve ilk kendimi tanımayla beraber de ben burada yeterli olamam ve bu hayatı yaşamak istemiyorum. Benim bunu değiştirmem lazım. 12 yaşında İstanbul'da neye yetmeyi düşünüyorsun? Neye yetebilirsem noktasındayım. Ben kafayı kaldıracağım. Evet, böyle kalmayacağım ve burada olmayacağım. Derslerim de çok iyi zaten. Aklım da çalışıyor çok şükür. Elbet bir şeyler yaparım. Bir şeyler bulur, bir ama şeyler burada yaparım. Değil. Burada olmayacağı şansının kesin. Şansının yüksek yani. Olduğu gibi. Evet. İstanbul'da çalışabileceğin bir depo buluyorsun. Bir takım eşyaları kamyonlara dolduruyor. Geceleri de bu depoda yatıyorsun. Kendi kazandığın parayla eğitim masraflarını karşılıyorsun. İçinde yaşadığın yoksulluk seni mutsuz ediyor. Daha iyi şartlarda yaşamak için elinden geleni yapmaya karar veriyorsun. Gördüğün şık arabalar ilgini çekiyor. İstanbul'da ilk kez çok meşhur bir Amerikan arabası görüyorsun. Bir gün sen de bu arabaya sahip olmanın hayallerini kurup daha iyi bir hayat düşünüyorsun. Dönem de tam Amerikan arabalarının pek havalı olduğu
olduğu bir dönem biliyorsun. İstanbul'da da var yani. Hatırlarsın. Ne hayal ediyorsun? Zengin olmayı düşünüyorsun ya. Ne planlıyorsun zengin olmak için? Benim için bir kere en zoru buraya gelmekti zaten. Ben bunu başardım. Buraya gelmek büyük bir şeydi benim için. Ailemden ayrılıp İstanbul'a gelmek. Onu başardım. Şimdi burada o arabaları, bu hayatları görünce biraz da neler yapabileceğimi düşünüp nereden yaratabilirim ve nereden başlayabilirim hesaplamaya başladım. Yakın zamanda da bulacağım gibi yani öyle hissediyorum. Çeşitli işlerde çalışıp eğitimini sürdürürken 5-6 yılın böylece geçip gidiyor ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyorsun. Cesaretini sonuna kadar kullandığın bu yolda okuldaki bir kıza gönlünü kaptırıyorsun. Kalbini daha önce hiç tatmadığın, yaşamadığın duygularla dolduran bu aşkı bırakmak istemiyor. Evleniyorsun. 4 çocuğunuz oluyor. Ev, iş, okul üçgeninde vakit geçirirken hepsini aynı anda yetişemeyeceğini fark edip okulu bırakıyorsun. Çalışma hayatına adım atıyor. Yıllar içinde çocuklarını büyütüyorsun ve evliliğinin 7. yılında acı bir haberle sarsılıyor. 7 yaşındaki çocuğunun kanser olduğunu öğreniyorsun. Maddi imkanların yetersiz olduğu için evladın tedavisi de tas tamam olmuyor diyelim. Ve kısa süre sonra 7 yaşındaki ilk çocuğunu, ilk göz ardını kaybediyorsun. Ne hissediyorsun? Üzüntü, öfke, pişmanlık mı? Çünkü ilk çocuğun ilk göz ağrın. Yani şu an tabii çocuğumdan başka bir şey düşünemiyorum zaten. Yani o şu an sadece büyük bir yıkım var. Şunu düşünmeden edemiyorum. Acaba ekonomik olarak daha güçlü, kuvvetli olsaydım çocuğumu kurtarabilir miydim? Ve bunun bu yük çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor içimde yani. Öfke? Öfke, eşime karşı maşubiyet, ilişkimiz de biraz bozuldu gibi çocuktan sonra. Hayata karşı da bir öfke şey yaratır yani değil mi? Zaten çok dipten başladım, bu kadar getirebildim, getirdiğim yerde bırakmak zorunda kaldım. Ona rağmen yetemiyorum ve yetiremiyorum. Bu çok ciddi bir öfke, hem biraz manevi öfke, hem biraz maddi öfke, hem eşime, hem kendime, hem hayata öfkeliyim yani. Okulda bırakmak, okulu zorunda da bıraktım, kalmışsın. Bırakmak zorunda kaldım. Keşke bu kadar çocuk yapmasaydık. Belki bir tane olsaydı daha iyi olurdu. Şu andan itibaren yani 7 yaşındaki evladını kaybettiğin andan itibaren hayatın bir anlamı var mı? Aslında iyi bir yaşam kurmak için hayal kurarken parasızlıktan ve çaresizlikten çocuğu kaybettin. Aslında söyledin yani tam da şeyi söyledin. Canından can gitti. Artık hayat sana çok anlamsız geliyor. İyi bir hayat kurma hayallerini bir kenara bırakıyor. Kolay yoldan para kazanmaya karar veriyorsun. Travma insanı raydan çıkartan bir şey mi? Zaten, bu derecede güçlü travmalar. Sen öyle mi? Makas değişimi olduğu kesin. Makas değişimi. Makas yani. Değişimi olduğu yani hiçbir şey travmanın yapı bozukluğu ya biraz da aslında işte yani. Evet. Yani lezyon bozukluğu yani artık o travmadan sonra oradaki. Ezber rutin bozuldu mu evet. Toparlaması evet. Biraz. Yani bir de bildiğim yolla buraya kadar böyle geldim ve ne olduğunu gördüm artık. Bu demek ki bu yolun sonu böyle. Yolu değiştirmeden de farklı bir sonuç alamayacağım kesin. Dolayısıyla biraz da makas değiştirmekte fayda var. Kafanı hep aynı düşünce meşgul ediyor. Eğer daha çok param olsaydı çocuğumu kurtarabilirdim. Bunlar başıma gelmezdi. İyi bir insan olmaktan vazgeçiyorsun. Yani o işin peşini bırakıyorsun. Şimdi ilk hırsızlığını yapmak için kolları sıvıyorsun. Ve ilk hırsızlığını hayallerini süsleyen o otomobili çalarak yapıyorsun. Üstelik bununla da yetinmiyor. Nerede aynı marka bir araba görsen hemen harekete geçiyorsun. Kısa sürede çok sayıda aynı model arabadan çalarak bir gizem de yaratıyorsun şehirde. Neden iyi olmaktan vazgeçtin? Aslında vazgeçmedim. Sadece oyunu böyle oynamaya karar verdim. Ben aynı adamım aslında hala. Fakat çocuğumu kaybetmek beni biraz hayata ve diğer insanlara karşı daha acımasız yaptı. Yani artık daha... Birinin arabasını, benim çocuğum alındı benden. Yani senin araban alınmış çok mu? Kim aldı çocuğunu senden? Yani işte hastalıkla. Hayat. Hayatla, yoklukla. Param olsaydı belki de çocuğum yanımda olacaktı. Ben bir şeyleri kaybettim, siz de biraz kaybedin bakalım yani. Hayatın benden aldığın yanında onların arabası benim için çok daha küçük bir şey. Bu bir yani. Raydan çıkma hali değil mi? Raydan çıktım ama yani bu tercihle çıktım yani. Biraz da böyle bakacağım yani. Biraz vurdum duymazlık da geldi üzerime yani açıkçası.
yaşadığın dönem düşünürse Amerikan arabası sahibi olmak bayağı bir statü yani bir simge. Ona sahip olan insanlardan intikam almak için mi acaba bunu yapıyorsun diye de aklıma geliyor yani. Yani aslında şey gibi bir şey var biraz böyle hani yoklukla sınanan insanlar bir yerden sonra ray değiştirirlerse insanların yoklukla sınanmasını isterler. Çünkü herkes biraz kendi başına gelenin diğeri için algılanması için onu ister. Dediğim gibi çok umurumda değil artık hani biraz aslında eğleniyorum da biraz. Yakalanırsan ne olacak? Bütün hayatını karartmaya değer mi? Aileni mesela düşünmüyor musun yani? Yani aslında biraz yakalanmak da istiyorum da gibi. Artık bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı. Biraz depresyondayım açıkçası. Hmm. Yani eşime karşı da, hayata karşı da bir şey kırıldı içimde. Birleştirince o ilk şey halini asla döndüremiyorum. 3 tane daha evlat var. Var. Benim aklım hala o bir tane, giden bir tanesinde. Onu kurtaramamak ciddi bir yara oldu içimde yani. Bari diğerleri de öyle olmasın diye onları daha iyi yaşatmak için böyle bir yol buldum. İyi bir yönetim mi bu? İyi bir yönetim olduğunu düşünmüyorum ama şu an için en hızlı ve en çabuk yetebileceğim durum bu. Tepkisalsın yani. Evet. Yaptığın araba hırsızlıklarının sonucunda yakalanıyor. 11 yıl hapse mahkum oluyorsun. Gözün artık çocuklarını, eşini görmüyor. Odağın değişmiş durumda. Eşin ve çocuklarından ziyade bu dünyadan ve zenginlerden intikam alma hırsıyla dolusun gibi. Ve 11 yıl içeride kalmak gibi bir niyetin de yok. Hapishanedeki güvenliği bir şekilde atlatarak kaçmayı başarıyorsun. Kararın net, hırsızlık yapmaya devam edeceksin. Çaldığın paraları fakir insanlara dağıtmak gibi bir hedefin var. Bir firarisin artık. Çok merak ediyorum, bundan sonraki hedef ne? Bir aksiyon filmi seyredeceğiz gibi duruyor. Bir sonraki teşebbüsün bizi şaşırtır mı? Ya hayatın bir adaletin olmadığını düşündüğüm için bu adaleti kendi habitatımda ben sağlamayı düşünüyorum. Çok net. Ben çalarken de kötülük yaptığımı düşünmüyorum. Bu yol yol mu? Yani benim için çok iyi bir yol. Doğru yol bu çünkü adaleti ve hakkaniyeti hayat sağlayamadı benim için. Benim evladım için sağlayamadı. Bu saatten sonra ben sağlarım. Şu 3 çocuğu unuttun. Yani öyle oldu. Evet öyle oldu. Şimdi yani onayladığımız için söylemiyorum. Yani ben onayladığım için söylemiyorum ama unuttun evet yani. Çünkü ama onlara da para gönderiyorum. Evet. Hani helal lokma falan evet. Kısımları. Evet. Peki. Şimdi daha büyük bir hedefim var. 7 Temmuz 1961 tarihinde tüm Türkiye'yi meşgul eden bir gündem yaratıyorsun. Kimse kıpırdamasın eller havaya bu bir soygundur diyerek Türkiye'nin ilk banka soygununu sen gerçekleştiriyorsun. Bankadaki bir işçiyi korkma ben işçinin parasını almam diye teskin ediyorsun, yatıştırıyorsun. Sadece banka müdürüyle muhatap oluyorsun. Amerikan filmlerinden çıkmış gibisin. Giyim tarzın, beyefendiliğin, taranmış saçın ve özellikle de siyah gözlüğün oldukça dikkat çekiyor. Bu yaptığını şaka zannedenler bile oluyor. Soygunu 2 dakikada başarıyla gerçekleştirip çıkıyorsun. Ve bu soygundan sonra bir benzin istasyonu ile bir başka bankayı daha soyuyorsun. Sokaklarda sevdiğin araba modeliyle turluyorsun. Çaldığın paraları ise ihtiyaç sahiplerine, fakir ailelere, işçilere dağıtıyorsun. Kendi eşini ve çocuklarını da görmeyi, onlar için birikim yapmayı ihmal etmiyorsun. Sen kendini Robin Hood mu zannediyorsun? Zenginden alıp fakire verince vicdanen mesela rahatlıyor musun acaba? Vicdanım rahatlıyor bir kere o. Yani bu çünkü ne yaptığımın farkında olduğum için biraz da bunu yaparak aslında belki de dokunabileceğim insanların olacağını düşünüyorum. Hmm. Yani belki o akşam o evde benim verdiğim para yüzünden yemek yenecek. Belki ayağına ayakkabısı yok, ayakkabı alacak. Herkesin hayatını değiştiremem belki ama bunu yaparak bana dokunulmayan şeyi ben insanların hayatına dokunarak hayatlarında bir şey değiştirebilirim. Ben o yüzden bunun doğru olduğunu düşünüyorum yani. Bu hikayenin sonu nereye varır? Hiç umurumda değil artık. Serden geçti. Seni yakalamak için asker ve polislerden oluşan 700 kişilik bir ekip kuruluyor. Bu ekibin başına Amerikalı bir şef getiriliyor. Gerçekten de Amerika'dan geliyor şef. Çünkü biraz Amerikan vari de bir şekil var sende. Hatta seni bulana para ödülü verileceğine dair bir ilan da var. Sense soygunlara devam. Gazetelere İngilizce bir isimle soyacağın yeri bildiren mektuplar yazıyorsun önceden. Bunu yaparken görünür olmayı tercih ediyorsun aslında. Eğlenmeye başladım çünkü. Evet. Bu mektuplarda kullandığın kibar dil herkesin dikkatini çekiyor. Gazetelere manşet oluyorsun. Sana haydut diyorlar.
Sana da haydut diyorlar. Ve o gün geliyor, bir sabah Darıca'da saklandığın evin etrafının sarıldığını fark ediyorsun. Polis sirenleri, anonslar. Etraf sarıldı. Ne yapacaksın? Teslim olacak mısın artık? Yani şanlı, şöhretli olacaksa neden olmasın? Yani çünkü istediğim kadar insanlara dağıttım. Artık bilinmek de istiyorum. Biraz bunu aslında şöyle bir planım var. Böyle büyük bir şekilde teslim olup sonra ben yine hapisten kaçarım zaten. Diye düşünüyorsun. Evet. Kendince bir kaçma kovalama oyununa dönüştürdüğün bu oyunun galibi kim? Kazanmış hissediyor musun? Kazan. Çünkü bu yakalanmak benim planıma dahildi. İçindeki intikam ateşi söndü mü? Bütün bunları yaparak ellerine geçti. Daha geçmedi, tam bitmedi. Devam. Evet. Peki sen devam etmeden biz bu kültürlü, son derece görgülü, firari hırsızla, tabiri caizse Robin Hood'la, Arsène Lupin'le, evet, yahut belki Cin Göz Recai'de, evet, katabiliriz buna, tanışalım mı? Lütfen, çok merak ettim. Efendim, geliyor. Necdet Elmas, Necdet Elmas yaşı müsait olanların hemen hatırlayacağı, benim de hatırladığım bir şey, kişi. Türkiye'nin ilk banka soyguncusu, ilk gangsteri Necdet Elmas, soyadına rağmen yoksul bir ailede büyüdü. Ne yazık ki çalıp çırpmadan, hırsızlık yapmadan hayallerindeki o zengin hayata kavuşamadı. Hırsızlıkla kazandıklarını Robin Hood gibi fakir halka dağıttı. 7 Temmuz 1961'de gerçekleştirdiği ilk banka soygunundan sonra 1961'de aynı sene başka bir bankayı daha soydu ve o dönemin parasıyla 165.850 lira elde etti diyelim yani. Bu iki soygundan 12 gün sonra 30 Ağustos 1961'de aynı zamanda ev sahibi olan arkadaşının ihbarı üzerine Darıca'da yakalandı. The Gangbuster of İstanbul ismiyle soygun yapmadan önce gazetelere mektupla haber veren Necdet Elmas, yakalandığı sırada polislere müsaade edin tıraş olayım, bu şekilde çıkamam dedi. Tıraşın olup her zamanki gibi şık giyimi ve beyefendi görünümüyle teslim oldu. Hapishanede namaz kılmaya, Kur'an okumaya başladı. Cezaevine bir kütüphane kurulmasına, avluya ise bahçe ve havuz yapılmasına vesile oldu. Klas adam. Kesinlikle. Bir standardı var en azından. Ceza, yani hakkında iyi konuşabiliriz çünkü cezasını çekiyor, kaçmamış bak. Cezaevinde çıkan bir yangında kendi canını hiçe sayarak herkesi kurtardı. Hayatı boyunca insanlar için hep faydalı biri olmaya çalıştı sonraki yıllarda. 13 yılın sonunda 1974 affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Beşiktaş'ta büfe işletti. Tertemiz yaşamış. Amerikan model araba tutkusu cezaevinden çıktıktan sonra da devam etmiş. Bir süre Konya'da yaşamış. 2017 yılında 82 yaşındayken ikamet ettiği Antalya'da hayata gözlerini yummuş. Ne enteresan bir hayat. Böyle şeyler yalnızca filmlerde olur tezini çürüten Necdet Elmas'ı rahmetle anıyor ve onun yakalandıktan sonra mahkemede verdiği ifadeyi aktarmak istiyorum sana. Aynen şöyle. Duruşmalar sırasında mahkemenizi incitecek bir şey söylediğimse bunu haleti ruhiyeme atfetmenizi rica ederim. Suçta bir kasıt aranırsa benim bu suçta bir kastım yok. Suç bir kir, ceza ise bir banyodur. Ben bu banyoda yıkanacağım. Banyonun dozu fazla kaçırılırsa bu banyo fayda değil, zarar tevlit eder. İleride bir kitap yazıp durumu efkar-ı umumiye arz edeceğim. Müdafaalar tali derecede kalır. Esas müdafaanın vicdanlarınızda yapılmasını istiyorum. Adalet önünde boynum kıldan incedir. Müthiş bir adam. Yazmaya da başlayabilirmiş bence. Evet, suç işlemiş, bazı suçlar işlemiş. Cezasını almış, yatmış, islah olmuş. Evet. Çıkınca toplumun makul saydığı biçimde yaşamış ve göçmüş bu dünyadan. Bir insan, kendisini rahmetle anıyoruz. İlginç yani, çok. muazzam. Sinema filmi yapıldı mı Şahmet abi bu? Bence yapılmalı artık, yani. Artık yapılmalı. Bugünden sonra Necdet Elmas'a dönülür herhalde. Bence de. Ben Necdet Elmas isminden çok küçükken haberdardım. Babam da hukukçu olduğu için falan. Evet.
ünlü birisi. Sana geçiyorum Erkan'cığım. Lütfen. Bu şeyden sonra, bu ne diyelim? Güzel hikayeden sonra, değişik ya da. Yani bir örnektir. Olağan dışı. Evet. Şimdi hikayenin başında değindiğim soruya senin için bir daha dönmek istiyorum. İyi ve kötü, iyilik ve kötülük ne demek? Şimdi bir daha konuşabiliriz. Aslında senin başta anlattığın, çok net bir biçimde anlattığın şeyle çok örtüşen bir hikaye oldu. İyi, kötü birazcık birbirine karışır. Sen kendi hayatının içinde ne kadar iyi, ne kadar kötüsün? Ya, iyi olmaya çalışan, bu anlamda gayreti olan bir adamım. Yani etrafımı ben faydayla biraz bunu eşdeğer görüyorum. Faydalı olmaya çalışan, ekonomik olarak, psikolojik olarak, vefa olarak. Etrafımdaki insanlara faydalı olmaya çalışan biriyim. Bu noktada da kendini de eleştiren de bir insanım. Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aileden başlıyor bence her şey. Önce ailen için faydalı olacaksın. Yani hiç dışarıdan başlayarak değil. Evet. Faydaya aileden başlayacaksın. Sonra kendi çekirdek arkadaş, dost grubundan. Sonra daha gücün yettiğince, el verdiğince. Ama artık şimdi ahir zamana girdik ya Ahmet abi. Yani gerçekten iyi, kötü, doğru, çok yanlış. Çok birbirine ulanmaya başladı değil mi? Yani çok birbirinin içine girmeye ve geçmeye başladı. İyilik yaptığın biri sana daha farklı davranıp kötülük yaptığın biri peşinden gelebilen bir zamana geldik artık. Bütün tanımlamalar birbirine girdi ama o yüzden belki de çevreyi biraz küçük tutup uğraştığın işte iyi olmak. Evet, işini iyi yapmak. İşini iyi yapmak. Kimsen hırsızlık neysen. Olmadığı sürece. Evet. Yani bu işi çok iyi yapıyormuş diyemeyeceğiz çünkü bu suç işlemektir. Evet. Ama neticede bizim hikayemizdeki Necdet Elmas da cezasını çekmiş. Sonra da islah olup hayatını. Yani övünülecek bir durumu yok ama sonraki hayatı takdire şayan. Ders çıkarılabilecek bir hayat. Evet, ders çıkarılacak bir hayat diye düşünüyoruz. Evet. Yani kestim, kusura bakma. Estağfurullah. Hani iyilik kötülük artık çok birbirine girdi. Ben insanın artık hani başta söylediğim gibi mayasının bozulduğunu biraz düşünüyorum. Sosyal medyayla ondan sonra oradaki o dünya bence insan psikolojisini çok ciddi manada değiştirdi son 10 yılda. Belki şu an bunun etkilerini çok fazla göremiyoruz ama önümüzdeki 10-15 yılda bunun etkilerini çok ciddi şekilde görmeye başlayacağız. Yaşar Kemal biliyorsun derdi, demirin tuncuna. Evet, yani dolayısıyla hani artık ilk çıktığı zaman buradaki hayat oradaki gerçekliği oluşturuyordu. Şimdi oradaki gerçeklik buradaki gerçekliği oluşturmaya başladı. Bu çok sakıncalı bir durum. Evet. Günde hepimiz yaklaşık yarım saat, bir saat neyse vakit geçiriyoruz orada. Arka arkaya izlediğimiz videolarda bir bağıntı ve bağlam. Önü yok, arkası yok. Yok. Neden sonuç ilişkisi yok. Yok, öyle de olmayınca biz beyni devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz. O izlediğimiz şeyler için maruz kalıyoruz. Maruz kalıyoruz. Evet, orada da akıl yok. Biz de akılla bakmıyoruz. Günde bir iki saatimiz akılsızlıkla geçiyor teknik olarak. Çok katılıyorum. Necdet Elmas'ın raydan, yoldan çıkışı, doğrudan ayrılışı birazcık şeyin travmasıyla olmuş. Yani imkansızlıklardan dolayı evladı kaybetmek. Başlamış. Senin hayatında böyle onunkine benzer bir kırılma noktası var mı? Allah saklasın ama yani o kadar sert olmasa da kırılma noktaları var mı acaba? Ya kırılma noktası şöyle var. Ben işte Çukurova Üniversitesi'nde okudum bir sene. Diyarbakır'da doğdum, orada büyüdüm. Sosyolojik olarak falan Adana, Diyarbakır benzer biraz birbirine. Biraz evet. Orada böyle okulun kampüsünde ve bahçede oturduğum bir an vardır benim için. Hani ben burayı biliyorum, bu kültürü biliyorum. Burayı biliyorum dedim artık. Bende olmayana biraz daha gitmem gerekiyor. O kararı verdiğim gün benim için... Adana'da okulun bahçesinde mi? Evet, bu kararı orada verdim. Hani ben gidiyorum. Ben gidiyorum kararıydı o. Ve İstanbul'a sınava girmeye geldiğim zaman Adana'dan kaydımı sildirip gelmiştim. Bugün bu cesaretim yok. Geriye dönmemek için evet. Yani eğer İstanbul'u kazanamasaydım üniversitesiz kalacaktım aslında. Ona gemileri yakmak. Gemileri yakıp öyle geldim. Buraya seviye sınavından girdim. Biri okumadım, ikiden başladım direkt. Zor bir şeydi yani. Başka da şans bırakmadım kendime. Ya dedim oradan devam edeyim ya da Diyarbakır'a döneyim, diş teknisyenliğinden devam edeyim. O yüzden o karar benim için kıymetli bir karar. Evet, ona bir kilometre taşı diyebiliriz. Bir kırılma noktasıyla aslında tam bir yapıştırma noktası. Aynen öyle. Sen işi toplamışsın ve doğru bir karar aldığında çok açık zaten bugünkü halimize bakınca.